Şimdi bu çerçevede Tarık Hocam son yorumunuzu almadan önce bu durumda hani Filistin temsilcisi, BM Filistin temsilcisinin genel kurulda yaptığı konuşmayı bir ekranlara getireceğiz. Riyad Mansur. Daha önce şöyle bir enstantaneyi de getirmiştik yan yana. Riyad Mansur kürsüde konuşma yaptıktan sonra bütün genel kurulda dakikalarca alkışlanıyor. İsrail temsilcisi geldiği zaman bir ölüm sessizliği vardı. Ama yaşananlar, bu artık katliamın, soykırımın bu boyuta varması sonrasında Riyad Mansur dedi ki yani bırakın bari ölülerimizi onurumuzla gömelim. O anlara bir gidelim. Devam edeceğiz. Gaza is now hell on earth. You've heard that not from me. You've heard it from Lazzarini and many others. Gaza is now hell on earth. Saving humanity from hell today means for the United Nations to save Palestinians in Gaza. The 2.3 million Palestinians living there are enduring suffering that no human beings should endure. They are besieged and bombed with nowhere safe to go. Again, you heard Lazzarini. He said there is no safe place in the Gaza Strip. Half the homes in Gaza have been destroyed or damaged. Gaza population is comprised of 70% of refugees. Over 1.4 million Palestinians have been forcibly displaced from their homes. Again, Mr. Lazzarini. Now, virtually all of our people in Gaza are homeless, displaced, moving from one family home to another, from a hospital to a church, from a mosque to an UNRWA school, sleeping in their cars, sleeping in the streets and still being killed wherever they go to convince them they will not be safe anywhere in Gaza. A leaked document prepared by the Israeli intelligence ministry, confirms that, in fact, relocating Palestinians from Gaza to 10 cities in Sinai is not a threat we imagined, but a reality Israel is trying to impose. Wake up from revenge. Look at us as human beings. Save them. We have 2,000 people under the rubble. Allow us to find them. Save those who still can be saved, and bury in a dignified manner those who have perished. Allow the 20,000 wounded to be properly treated. Allow doctors to fix broken bodies, and God to heal wounded souls. Yani hiç dokunmadan vermek istedim. Çünkü yani geldiği son nokta hep böyle bir çağrısı vardı. Artık bırakın da diyor, ölülerimizi onurumuzla alalım. Ve intikamdan başınızı kaldırın da bizim insan olduğumuzu görün. Bize insan muamelesi yapın ve kalan artık oradaki son Filistinleri kurtarın. Tarık Hocam, bundan sonrasına dair sizin öngörünüz nedir? Yani geldiğimiz noktada diyorsunuz ki zaten oradan hani Hamas'ı temizlemesine imkan yok ama aklına da koymuş. Orada taş taş üstüne bırakmayacak. Bundan sonra ne olur? Yayılması celsesine geçecektim. İran Dışişleri Bakanı Ankara'da Nasrallah, Hizbullah lideri, Cuma günü ben açıklama yapacağım dedi. Hizbullah'tan bir paylaşım geldi. Ellerimiz tetikte diye. Ne olur yani burada Eray Hoca'nın az önce işaret ettiği yani yeni bir safha için ek bir stres, bir baskı lazım. Yayılması muhtemel midir? Ve tabii ki bir cephe açılırsa aşağıdan Yemen Husiler vuruyor. Yukarıdan da Nasrallah ne diyecek bilmiyoruz ama İsrail ordusunun dün bir açıklaması vardı. 5 cephede savaşıyoruz diye. İşte Yemen, Lübnan, Suriye, bir yandan Gazze, Batı Şeria, 5 cepheden savaşa devam ediyoruz diye. Ne olur bundan sonra?
Valla açıkçası savaşın uzaması ve farklı cephelere yayılması Netanyahu için bence öncelikli bir strateji. Bravo. Bunu oynuyor. Çünkü Amerika'nın ben de hocama katılıyorum yani. Amerika'nın ve uluslararası kamuoyunun desteğinden emin değil Netanyahu. Emin değil. Siz bakmayın Biden'ın oraya asker yolladığına, uçak gemisi falan yolladığına. Biden onları niye yolluyor biliyor musun? Yatıştırmak için yolluyor. Yatıştırmak için. Daha ileri gitme, daha fazla gitme. Bir delilik yapma. Dünyayı yakma, kendini de yakma, bizi de yakma. Yani aslında Biden'ın bir stresi var, Amerika'nın bir stresi var. Bakın dünya kamuoyunun sempatisini şu anda Filistin kazandı. Taktiksel anlamda bir şeyler elde ediyormuş gibi gözüküyor can alarak İsrail ama orta ve uzun vadede savaşın kendini kaybediyor. Bunu sadece İsrail de değil, Amerika da kaybediyor. Bakın Çin karşısında, Rusya karşısında, küresel güney diyoruz, dünya ekonomisinin %60'ı diyoruz, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika, Hindistan, Hindistan biraz tartışmalı. Diğer birçok ülkeyi önümüze koyun, hepsi Filistin'den yana şu anda tavır koymuş. Bugün iki tane makale okudum, bu İsrail, şu anda İsrail Gazze Hamas Savaşı'nın uluslararası jeopolitik anlamda nasıl bir iz düşüme karşılık geldiğini gösteren, tam soğuk savaş ortamı var şu anda. Yani bu savaş dünyayı kutuplara böldü. Bu savaşın dünyayı kutuplara bölmesi Amerika'nın çıkarına değil. Çünkü Amerika bu mücadelede karşı kampı kaybediyor. Kendisine Çin karşısında, Rusya karşısında destek olabilecek, sempati besleyebilecek küresel güney ülkelerini kendinden hızlıca uzaklaştırıyor. Ne yaparak uzaklaştırıyor? İsrail'in yanında görünüyor algısını yaratarak uzaklaştırıyor. Rahatsız. Yani nasıl anlatsam, rasyonelite, akıl, mantık. Bu savaşın bitmesi için Amerika'nın elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söylüyor.